Efendim dünün en önemli gelişmelerinden biriydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlendi. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak getirildi bu arada. Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. Bu arada Yüksek Askeri Şura'da ilk kez bir kadın amiral ataması da gerçekleştirildi. Hadi detaylarda hepsine bakalım. Kurmay Başkanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak getirildi. Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları emekliye sevk edildi. Beştepe'deki 2023 Yüksek Askeri Şura toplantısında yeni komuta kademesi belli oldu. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'e gitti. Atanın huzuruna çıktı. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye yüzyılını inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş kararlarını onayladı. O kararları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı olarak duyurdu. Seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Alsever Yaşaddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak getirildi. Gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İrfan Östert ve Kemal Yeni Or Generalliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General İsmail Güneykaya Or Generalliği terfi etti. TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat Amiralliği terfi etti. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla halen 266 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 286'ya yükselecek.